Yok artık gecime ışık olan gözler, yancı gibi bakıp da yüzüme. Unuttunuz beni, yalan gözler. Hoş geldiniz, hoş bulduk. İş nasıl, salon kalabalık mı? Kompleyiz gene, hiç boş yerimiz yok. Bir ıhlamur söylesene bana. Hay hay şimdi. Başın ağrıyor değil mi? Benim mi? Yok. Hiç durma, iç bakalım sonun nereye varacak. Allah kuru iftiradan saklasın ya. Kaç gündür elime kadeh almadım. Ne anlıyorsunuz bilmem ki. Hadi çocuk araba değiştiriyor, nişanlı değiştiriyor haftada bir, oyalanıyor ya sen? Can, anlaşıldı anlaşıldı. Sen benden bıktın, ortada kalmama da gönlün razı değil. Yeni bir sevgili bulayım istiyoruz. Asıl sen benden bıktın. Bak, bu gece içmeyeceğim. Söz işte. İnanayım mı? Aa, ya sen benim yalan söylediğimi hiç gördün mü? Allah Allah! Şşt, Orhan! Buyur abi! Bana şuradan bir küçük konyak alsana çaktırmadan. Peki abi! Ben şu odadayım, oraya git. Yüksek huzurlarınızda meşhur komikler Eddie'yle Gülüş! Komikler çıktı, sıran geliyor. Hadi kalk giyin. Allah Allah! Bu gece de herkes bize poz kesiyor yahu. Söyle bakayım, neyin var gene senin? Abicim. Anlaşıldı, anlaşıldı. Nişanlınla bozuştum. Ayrıldık. 9. mu, 10. mu? Kaçıncıydı bu? Alay etme abi, 7. nişanlımdan 4. ayrılışım. Aa, yok canım, bu kadar az mıydı? Üzülme, gene barışırsınız. Hadi kalk. Udi Agop ne demiş? Karılar affeder, seyirci affetmez demiş. Hadi bakalım, kalk. Doğru abicim, doğru. Doğru ama bu bozuklukla şarkı mı söylenir şimdi? Bütün suçumuz dün akşam iki kadeh içtik ya. Adamın burnundan getirirler. Benim uzatmalı da bana bozuldu gene. Yahu nedir bu kadın milletinden çektiğimiz be? Gel. Buyur abi. Kalsın kalsın. Al hele çek büyüdüm. Efkar dağıtır. Durun diyorum size, durun! Alacağım o parayı, seni sürdüreceğim! Bağırma, kaçın şöyle bakayım, sus! Çantamdan 50 lira aşırmış! Ben para mara almadım! Ya kim aldı? Ne bileyim ben! Ver o çantayı bakayım bana! Ver çantamı, ver! Hiç para yok mu çantada? Kim bilir neresine tıkmıştır, arayacağım! Durun canım, durun, durun bir dakika! Al bakalım sen şu paranı! Senden niye alayım abicim? Hadi canım, al!
Al. Niçin veriyorsun? Ben almadım ki, vallahi almadım. Sen karışma. Daha ilk geceden para çalıyor. Bu kızlık olmasa bir dakika bile durmam. Ya o ya ben, tamam mı? Aa, ama sen de uzattın ya. Merak etme, gidiyorum. Senin gibilerle aynı yerde ben çalışmam zaten. Kes sesini, şıllık yoksa. Uzattın ama. Tabii çekemedin beni. Hop 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 ya, ne yapıyorsun ya? Bir yudum dedik, dibine dara ektim birader. Bir şey daha aldıralım, kafam çok bozuk abiciğim. Ha, neymiş o gürültü? Yok bir şey canım, kızım biri para çalmış güya. Olur böyle şeyler. Üşüdüm, üşüdüm. Ya dur biraz, bak bir şey söylüyorum. Tamam, sen de benim gibi açıkta kaldın galiba. Sıranız geldi efendim. Hı? Bekle de beraber çıkalım bu akşam. Fazla değil, iki tek atarsa. Yarın akşama bırakalım, kaç yıldır karnımızı çekiyor. Gidip bir gönlünü alayım bari. Hı? Sen bilirsin. Ha, kapıyı açmazsa ben bizi meyan edeyim ha. Ne bekliyorsun? O yalancı kızı. Ne yapacaksın? Pataklayacağım. Aa! İftira atmak ne demekmiş göreceksin. Sen de az şirret değilmişsin yani ha? Niye verdin o parayı? İyilik olsun diye değil mi? Hadi durma buralarda, kalk git de uğraşma, hadi uğraşma. Sahne amiri de adam değilmiş. Çalıştım da yevmiyemi vermedi. Karnın aç mı? Aç. Ben de acıktım. Hadi bakalım. Bu meveti de senin hatırın için içiyorum ha. Evli misin? Bu meslekte bekar olmak da zordur yani. Hoş, evli olmak da zordur ya. Hadi bakalım. Ama en iyisi evlenip bu meslekten çekilmek değil mi? Yoksa koca mı bulamadın kız? Merhaba. Hoş geldiniz, buyurun. Gidecek yerin var mı? Bulurum. Gözlerinin rengine benziyorlar. Gel bende kal istersen. Kusura bakma, çoktandır uğramamıştım eve. Burada oturmuyor musun? Hayır, yani annemde kalıyorum. Işık yok mu? Valla kesmedilerse vardır ama ben yakmaya korkuyorum. Neden? Yakınca görürsün. İşte. Evin haline baksana. Bir değil birkaç defa bekar evi haline gelmiş. Beğendin mi? Çok güzel. Biraz tozlanmış. İyi ki biraz tozlanmış. Burada yatabilecek misin? İstersen bir otele götüreyim seni. Yatarım tabii, neden yatmayayım? Sen bilirsin. Temiz çarşaf da yok. Olmasın, burası güzel. Ben burada yatarım. Sen bırak, sen bırak. Ben toplarım onları. Zaten bir şey yok ortada, şu iki gazete var. Bekarsın galiba. Belli değil mi halimizden? Vurdukça tozuyor baksana.
evlenmedin? Ben mi? Aklıma gelmedi herhalde. Yeter yeter. Mecbur kalsan evlenirdin tabii. Çay içer misin? Sen istiyorsan içerim. Bakayım, varsa tabii. Şarkılar seni söyler, dillerden almadım, prananam, dillerden almadım, aşk gibi. Acıkmış. Sıcak ekmek aldım. Kızarmış mı severdin? Şuradaki paradan aldım seni uyandırmamak için, affedersin. Ne zaman yaptın bütün bunları? Uyanır uyanmaz. Yeni bir süpürge lazım, bir iki de toz bezi, bulaşık teli, çamaşır suyu lazım. Mutfakta da bir cam kırık. Otursana, çayını getireyim. Hadi gel. Burada kendimi yapyalnız hissederdim. Ama basbayağı güzel bir evmiş. Vazoyu nerede buldun biliyor musun? Nerede? Karyolanın altında. Yeni bir eve taşınmış gibiyim. Burada yaşayabilirim artık. Ah, bu kadar güzel bir gecem, böyle bir günüm hiç olmamıştı. Teşekkür ederim. Nereye? İş arayacağım kendime. Abicim, sen aşık oluyorsun galiba. Belki de oldum arkadaş. Şarkılardaki gibi bir kızdı. Menekşe gözlü, ince, uzun, beyaz, bir demet çiçekle mutlu oluyor. Ne söylerse, ne yaparsa içten, yürekten, böyle karşılık beklemeden yapıyor. Dünyada öyle kız kaldım abicim. Bana sorarsan, sana öyle gelmiş derim. Görmeni,
tanımanı isterdim. Parasızdı, açtı, yatacak yeri yoktu ama gene de gülüyordu. Her şeyi kabul ediyor ama saflığından ve temizliğinden hiçbir şey kaybetmiyordu. Bir peri kızı da bana çarpar belki. Hadi kalk, heveslendir. Buluruz bana da bir tane değil mi abiciğim? Ne dersin? İnşallah derim arkadaş. Peri kızını ararken cinlere çarpıldık galiba. Ya alıcı değilseniz adamın mosturasını karıştırmayın bari. Abi kurtar beni, abi imdat! Arayan Mevlasını da bulur, belasını da. Bırakın yakamı, söyleyeceğim işte. Sular karardı artık. Bir hüzün yüreğimde. Beklemekten yoruldum. Ellerimde kuşların rüzgarında aşkımız kanat kanat uçacak uzaklara artık geri dönmeden döneceksin bir sabah belki bir akşam vakti. Bir roman yakılacak ömrümce, ömrümce yaşanmamış. Yani, amma da kalabalık ha. Nasıl eğleniyorlar? İyi ki geldik. İyi akşamlar efendim. Hoş geldin. Şöyle buyurun. Bırakın beni. Dön. Artık ne olursun. Ağlamaktan yoruldum. Görürsen kahrolursun. Kuşların rüzgarında aşkımız kanat kanat uçacak uzaklara artık geri dönmeden. Göreceksin bir sabah belki. Tamam, bu şarkılar da bir şeye benzese bari kaparmış işte. Şarkıyı bırak, bunların pozları öldürecek. Ben seni bari bekleyeyim, otur zaten. Ömrümce yaşanmamış. Döneceksin bir sabah. Belki bir akşam vakti. Bir roman yakılacak. Ömrümce, ömrümce Marifetlerimi unuttun demek. Şarkıyı da mı unuttun? Sizinle konuşan yok, hadi işinize. Bana hep bunu söyletir, dinlerken de ağlardın. Ne diyor bu Züppe? Sanıyor musun? Anam dördüncü yengendir oğlum. Bas ulan, bozma kafamı. Ağır ol Züppe. Aa, beyler beyler, çok rica edeceğim. Yaptığınız ayıptır ya. Ne arıyorduk, ne bulduk abicim? Helal. Hadi bakalım, göster erkekliğini, hadi, hadi, gör şunun hesabını. İşte benim şarkılardaki kız. Şarkılar seni söyler, dilerden ağlım, adım tırjüt, dilerden ağlım,
mı? Ben kimim? Jüt'üm. Jüt. Ya sen misin? Yoksa ben hayal mi nedir görüyorum? Yoksa geldin mi sen? Ha? Sahiden. Geldim. Peki, söylesene bana sen şimdi, biz bütün gece yani niye aradık? Söylesene bakayım, ya. Bilmem, neyi aradınız? Ya, biz jütüz bir şey. Jüt yani. Yani o kapı açacak için anahtarı çıkartmak lazımdır. Anahtar o elinden çıkmazsa bu elinden çıkarırsın anahtarını. Kapıya böyle tayin yön olarak açar eğer. Bu kapanırsa yani açar onu. Diller ben almayalım. Bir kere bu ne olduğunu biliyor musun sen bunu? Ne? Aşk gibi, sevda gibi. Bu şarkı ya. Bilmiyorum ki. Sen jüt müsün yoksa ben miyim? Bir kere sen bak sen. Sen kimsin ya? Ver ben açayım kapıyı. Ver anahtarını ellere, sonra dışarısın dillere. Buyurun. Oo, rica ederim. Önce siz buyurun. Krallar bile her zaman önde gitmezler. Çünkü erkekler de gitmezler. Biz yüzdür... Aa dur! Ve... Elim cebinde kaldı. Anahtar cebinde, elimde kaldı. Anahtar veririm. Teşekkür ederim. Mersi. Yok, başa komak yok. Ah. Oo, gözlerinizin renginin çiçekleri. Aşk gibi, sevda gibi, huysuz ve tatlı kadın. Oy, ben jütüm be. Affedersin yani, bilseydim bu kadar içmezdim. İstemişsin, içmişsin. Ne var bunda sanki ha? Aa, ne mi var? Yani şimdi sen bana kızmadın mı yani? Sen darılmadın mı bana? Hiç küsmedin mi? Peki ağlamakla mağlamakla bir laflar etmeyeceğim mi yani? Neşelisin, sevimlisin. Halin çok tatlı. Benim halim çok tatlı. Ve sevimliyim öyle mi? Açıldın mı? Açıldın mı? Affedersin. Oğlum ben affedersin diyeceğim ben diyemiyorum. Ne var ne yaptın ki? Ooo ne yapacağım? Ben bir kere jütüm. Jüt yani. Oğlum ben ne kadar jütüm be. Kusura bakma kaval. Vallahi ben de değil. Vallahi değil. Hani o şarkılardaki kız var ya. İşte onunla bütün kaval. Kim bu şarkıdaki kız? Aa, sen onu da mı bilmiyorsun be? Ya lan sen şarkıları bilmiyorsun. Şarkılardaki kızı da bilmiyorsun. Peki sen ne biliyorsun ya? Bilmem. Bilmezsen bilme ne yapayım. En güzel güllerini demek bensiz yaşadım. Demek bensiz yaşadım. Thank you.
Anahtarı paspasın altına bırak, Serap. Şarkı var, seni söyler. Dillerde nağme adın tarararam. Uçan kuşlar mazar yeşil kollar. Bir bahar gülen şenler dağlar. Şimdi çıktı yenge. Nerede? Çok acele bir işi vardı, bekleyemedi. Nereye gitti? Bilmiyorum. Eski bir arkadaşıyla buluşacakmış. Bir şey söylemedi mi? Özür diledi. Menekşe gözler manalı, gönül yakıcı, o gözler meylesende, senin ne var? Ne olacak? Niye ağlıyorsun? Bıktım artık sizlerden. Biz de mi yenge? Biz ne yaptık sana? Meyhane köşelerinde sürünüyorsunuz. İçkiden, şarkıdan, serserilikten başka ne bilirsiniz siz? İyi mi? Yaşınızdan, başınızdan utanın. Yenge, yenge! Sakın alınma. O son yaşlı lafı bana. Götürseydik bari abi. Yo, ben onun huyunu bilirim. Damarı tuttu mu üstüne varmayacaksın. Sen üzülme üzülme, ben onun gönlünü alırım. Şimdi kendimize yeni birer sevgili arayalım. Benimki dün gece gelmedi. Nasıl da bekledim.
10 senelik bekledim. Menekşe gözleri mi? Menekşe gözleri. Hadi. Belki de bu akşam gelmiştir, kim bilir. Hı? Buyurun efendim. Kim göndermiş? Bilmiyorum efendim. Ah, affedersin, üzdüm seni. Asıl ben seni üzdüm, affetmezsin sanıyordum. Dünyanın en güzel renkli karanfilleri. Bunlar mı? Olsalar da saklayacağım. Solsam da sarar. Hadi sıran giriyor, hadi bekletme milleti orada. Abi, abi! Birisi getirdi, sizeymiş. Birisi mi, kim? Bilmiyorum abi. Beyoğlu karakolundayım, gelebilir misin? İstemezdim ama mecbur etti beni. Önce çok sabrettim, inan. Ne oldu? Kime sabrettin? Hey, sen dur bakalım. Bakın, polis bakıyor. Kimsiniz, niçin geldiniz? Hanımefendi için geldim. Öyle mi? Neyiniz olur? Yakınım. Çok yakınım. Gel gel, bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi, güzel güzel oynuyordum. O sırada sus geldi... Sus dedim, şöyle çekil kenara. Dans ederken bir müşterinin kafasına şişeyle vurmuş. Sen mi? Ben. Müşteri de suçlu tabii. Sarhoşmuş, laf atmış, elle sarkıntılık etmiş falan filan. Ben davacı değilim ki. Elinden başka türlü kurtulacak olsam kapmazdım şişeyi. Kapmazdı şişeyi. Tabii ya. İkametgâha rapten salıverecektik. Adres vermediği için mecburen alıkoyduk. Efendim, kendisi yanımda kalmaktadır. Herhalde çekindiği için söylememiş olacak. Kimliğinizi, adresinizi tespit edelim, sonra beraberce gidin. Hayır efendim, çok teşekkür ederim. Şimdilik şunları giyiver de... yarın yeni bir elbise alırız sana. Ne biçim kızsın sen? Bu etekliğin kimin olduğunu bile sormuyoruz. Üzülme. Hayattır bu. Hele o hayatta her zaman olur böyle şeyler. Alışamadım. Alışamıyorum. Sakın da alışma. İstersen bundan sonra burada kalırsın. Ben mi? Çalışmazsın da. Bu evi sevdin. Sevdin değil mi? Çok sevdim. Sevdinse hadi giyin bakalım, durma. Ben de şimdi sofrayı kurayım, bir de salata yapayım şöyle de parmaklarını da beraber yersin. Buyurun.
Siz burada mı kalıyorsunuz? Evet. Nereye gidiyorsunuz? Pazara, alışverişe. Sizinle biraz konuşmak istiyorum. Buyursaydınız hemen geleceğim. Yolda konuşuruz. Tanıyor musunuz beni? Tanımaz mıyım? Çok dinledim sizi. Resim istemiştim, mektupla göndermiştiniz. Hala saklarım. Sesiniz çok güzel. Yüzünüz insana güven veriyor. Onu seviyor musunuz? Kimi? Aa, seviyorum tabii. Dünyanın en iyi insanı. Hep onun gibi bir yakınım, bir abim, bir desteğim olsun isterdim. Niçin sordunuz? Ben de seviyorum onu. Ama sizin gibi değil. Çok mutlu olmalısınız. Yakın zamana kadar öyleydim. Sizi tanıdığı güne kadar. Benim yüzümden mi? Nasıl olur? Benden bir fenalık gelmez ki size. Beni affedin. Siz beni affedin asıl. Bilmeyerek sizi üzmüşüm. Allah'a ısmarladık. Nereye gidiyorsunuz? Bilmem. Misafirdim zaten bir gece için. Allah'a ısmarladık. Kaybolalı 15 gün oldu arkadaş. Nereye gitti, niçin dönmedi bilmiyorum. Döner canım abicim, ne üzülüyorsun? Bir gün apansız geliverir. Daha önce de öyle yapmış ya. Bu defa gelmeyecek. İçimde en ufak bir ümit bile yok. Unuttu beni. Aradın mı? Yok, yok. Abicim şeref vermez misiniz? Buyurun. Estağfurullah. Sağ ol, sağ ol. Bir kadeh de rakımızı. Menekşe gözlerde hiç sefa yokmuş, hiç sefa yokmuş. Yalanmış hepsi de, hiç sefa yokmuş. Hiç vefa yokmuş. Nurol hocam. Efendim, sıhhatinize. Rica ederim, rahatsız olmayın. Acaba nerede? Bilsen öyle mutluyduk. Karar vermiştik, çalışmayacaktı, evimde kalacaktı. Döneceğinden emindim. Hatta gittim, nişan yüzükleri bile aldım, bak. İsmi neydi? Serap'tı galiba. Evet, evet, Serap'tı. Serap'tı. Dansöz Serap olsa olsa şu barların, pavyonların birindedir. Olmasa da gittiği yeri bir bilen vardır elbet canım. Arayalım mı abi? Ne diyorsun yani, belki de buluruz diyorsun, öyle mi arkadaş? Muhakkak bulacağız diyorum. İçimde garip bir his var. Yapma ya. Hadi gidelim öyleyse. Hadi abiciğim. Thank you.
Ya arayacak mıyız da? Buluncaya kadar abicim. Bunların arasında yok mu ha? Yok. Bu da değil. Bulacağız abicim. Bulacağız. Bak, ben jüt oldum. Bu gemi kalkar buradan arkadaş. Tabii kalkabilirsek şayet. Abicim dur, ben de geliyorum, ben de. Bulunca diyeceğim ki ona, diyeceğim ki aşk olsun be sana diyeceğim. Yahu sen bizi kahrettin be, kahrettin. Boşuna be. Yorulma. Çünkü aramayacağız onu. Gerçekte öyle biri yoktu. Belki de gördüğüm sayeden bir seraptı. Belki de ben uydurdum onu. İstediğim, beklediğim bir kız yarattım. O bir hayaldi. Böyle kuyruklu bir yıldız gibi geldi, geçti. Şimdi onu ben boş yere arıyorum. Aradıkça da ümitsizliğim arttıkça artıyor. İki tane pavyon kaldı şurada abicim, mızıkçılık etme. Hayır ben istemiyorum. Ben istemeden aldatamam kendimi bile bile. Ben onu aramayacağım arkadaş, aramayacağım işte o kadar. Ben arayacağım. Bulacağım onu, göreceksin. Ya. Adın ne senin bakayım? Mehtap. İşte bak geldik bizim eve. Biliyor musun bu gece mehtap vardı, bir mehtap vardı böyle. Şey sen ne güzel kızsın be. Gel. Sen yat bakayım yat. Yatacağım ya. Uyur, sen hadi. Kimsin sen? Ha? Gel. Geceliğin bir ses böler uykumu.
Günaydın. Günaydın. Hatırlamıyorsun değil mi? Çok sarhoştun. Hatırladım canım. Herhalde eve beni sen getirdin. Merdivende yuvarlandık 2 defa. Komaya girmiş olacağım bir yerde. Yüzün hiç yabancı gelmiyor bana ama. Soğumasın. Teşekkür ederim. Gülüşün ferahlık veriyor insana. Burada yalnız mı oturuyorsun? Evet, yalnız. Kimsen yok mu? Yok sayılır. Niye sordun? Hiç. Mutfak öyle güzel ki insanın canı yemek pişirmek istiyor. Ah, sana sıcak bir yemek yapayım mı? Eyvah! Geç mi kaldın? Plak dolduracaktım bugün. Stüdyoda beni bekliyorlar. Al şunu, alışveriş yaparsın. Eyvallah! Güle güle! Portakallar dilikenin! Ayım bu! Sulu dilikeler! Buyur abla! Bir emrin mi vardı? 1 kilo muz, 1 kilo da portakal. Başsın abla! Elma da vereyim mi abla? Yanaklarının rengine benziyor. Olur, ver! Yine elmalı bahçede buluşalım. Al elmayı beraberce paylaşalım. Yine elmalı bahçede buluşalım. Al elmayı beraberce paylaşalım. Nişanımız orada olsun, gel çiçeği. Pınarbaşı elin olsun, gelmeliyim, gelmeliyim. Uzaklaşma buradan, öpün bakalım. Kimsin sen? Bitmesin, bitmesin bu güzel olmasın. Siz kimsiniz efendim? Ben mi? Nişanlısıyım. Ah, öyle mi efendim? Memnun oldum, buyursanıza. Sen kimsin söylesene. Ben arkadaşıyım. Hizmetçinin adı ne zamandan beri arkadaş olmuş? Hizmetçi olsam söylerdim. Dilim pek uzun. Seni koynuna da almış olmalı. O kadar düştü mü bu sersem? O ahlaksızlığı siz yaparsınız ancak. Cevap verme, defol. Defol! Sen defol! Seni tanımıyorum, evi bana emanet et. Öyle vurulmaz, terle vurulur. Sen nasıl durursun? Oldu mu? Rahat ettin mi şimdi? Alçak herif, namussuz, aşağılık herif. Hem kapıma gel yalvar, hem de git hizmetçiyle kırıştır. Tüh, midesiz rezil. Ne oldu, ne diyorsun sen? Bilirsin sen, numara yapma buradakilere. Hiçbir şey anlamadım. Bu defa ebediyen bitti. Sana hizmetçiler yakışır ancak. Sevgilim bak, dinle. Her yerde söyleyeceğim, seni rezil edeceğim, utanma seni. Tüh! Ah.
diyeceksin bana? Nişanlıma nasıl el kaldırırsın, nasıl kovarsın? Kovamam tabii ama senin nişanlın... Hiçbir şey söyleme! Gideyim mi? Affedersin, nişanlım değildi, çoktan ayrılmıştık. Benim yapamadığımı sen yapmışsın. İyi etmişsin. Yemekler soğumasın diyorum. Dön desem, rica etsem döner misin? Dönerim. Yakıştı mı? Hı-hı. Böyle güzel bir şey hiç giymemiştim, düşünmemiştim bile. Gene de her zaman giymem, saklarım. Hemen çıkalım. Senden sabahlara kadar gezmek, eğlenmek istiyorum, hadi. Bunların hepsi ikimiz için mi? Evet. Niye mahzunlaştın? Memnun olmadın mı? Çok, çok mutluyum. Bir rüyanın içindeyim sanki. Ama başkaları da paylaşsın istiyorum bu mutluluğu. Başkaları da sevinsin bizimle beraber. O zaman sevincim daha da büyük olur. Ne iyi kızım. Biliyor musun, çok mutluyum, çok, çok! Siz de bizle beraber oynar mısınız? Tabii ablacığım, ay ay! Hadi gelin, hadi! Oh!
güzel değil mi? Pencereden her gece öksürük sesi gelirdi. Bir çocuk ağlardı. Bir kadın ninni söylerdi. Ben burada doğdum, büyüdüm. Benimle evlenir misin? Yavaş gidelim, ne olur. Daha hızlı gitmek istiyorum. Bu kadar hız yetmiyor sevincime. Uçmak istiyorum. Ne olur yavaşla biraz. Evlenmeliyiz hemen. Bir an önce sana kavuşmalıyım. Nasıl doktor? Kurtuldu mu? Yaşayacak değil mi? Merak etmeyin. İkisi de hafif atlatmış. İkisi de mi? Genç bir hanım vardı yanında. Ha, genç bir hanım. Olur böyle şeyler gençlikte. En geç 10 gün içinde ayağa kalkarlar. Geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim efendim. Haber mi var yoksa? Yok. İyiymişler çok şükür. Birkaç güne kadar da çıkarlarmış. Başka biri de mi varmış arabada? Yok. Bir kız. Thank you.
Yarın hastaneden çıkıyormuş. Bitti artık bu çile. Çekemem bile bile. Sen ne söylersen söyle, bu hayat gitmez böyle. Artık sevmeyeceğim. Artık sevmeyeceğim. Artık abicim, canım abicim. Seni nasıl özledim bir bilsen. Ben de çok özledim seni. Geçmiş olsun. Hadi hadi, kırgınım sana. Geçmiş olsun. Ölümlerden kurtulduğunda bir defacık bile gelip yoklamadı beni. Sen onun kusuruna bakma, bilirsin. Her gün telefon etmedim mi? Neyse, affet. Geçti, atlattın ya, ona bakalım. Çok şükür, demir gibiyim. Ha, sana bir de müjdem var, çok sevineceksin. Söyle bakalım, neymiş müjde? Şarkılardaki kızı buldum abi. Varmış meğer, sen haklıymışsın. Bilsen ne kadar mutluyum. Benimkinin gözleri engin denizler gibi. Haksızlık ediyorum, değil mi? Ama sevincimi paylaşacak senden başka kimsem yok ki benim. Sen nasıl anlatırdın, hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım? Üzülme abi. Senin şarkındaki kız da döner bir gün. İnsan seni tanıyınca terk edebilir mi? Belli olmaz. Şimdi sana abice tavsiyem, lafı fazla uzatmadan hemen evin yolunu tut. Bu saatlere kadar yalnız bırakma onu. Bu şarkılardaki kızlar ötekilere benzemiyorlar. Birdenbire kayboluveriyorlar ortadan. Serap gibi. Bekliyordur şimdi. Tertemiz bir sofra başında, yemekler ocağın üstündedir. Niçin geciktiğimi sormaz bile, hoş geldin der, gülümser. Ah, gülümsemesini bir görsen abi. Benimle gelir misin? Bir an evvel seni tanımasını istiyorum. Bu akşam beni affet. Haklısın. Öyleyse yarın. Hiçbir bahane dinlemem. Hep beraber eğleneceğiz. Senin uzatmalıyı da alırız istersen ha? Olur, alırız. Canım abicim benim. Her şeyi biliyorum. Neyi biliyorsun? Evleneceği kızın kim olduğunu. Ah, ben tanımadım henüz. Sen ondan da önce tanıdın. Sevdin o kızı. Ben olmasam ayrılmayacaktınız. Belki de evlenecektiniz. Biz mi evlenecektik? Saçmalıyorsun. Ben sebep oldum. Ben ayırdım sizi. Seni sevdiğimi söyledim. O zaman bırakıp kaçtı seni. Beni üzmemek için kaçtı. Seni mesut etmek için kaçtı. Ne bilsin kızcağız. Bu kadar üzüleceğin, çökeceğin aklıma bile gelmemişti. Her zamanki gibi ufak, basit bir macera sanmıştım.
Affedebilecek misin beni? Dayanabilecek misin? Katlanabilecek misin bu acıya? Bilmiyorum. Ne yapacaksın? Ne düşünüyorsun? Bilmiyorum. Bir turneye çık istersen. Razı olursan ben de seninle gelirim. Sen burada mısın yenge? İyi oldu, sana da uğrayacaktım. Beraber gideriz. Nereye gidiyoruz? Nişanlanıyorum yenge. Bu sefer ötekiler gibi değil. Bak yüzükleri de aldım. Abi takacak. Dur, girme, uyuyor. Ne var? Bir şey mi oldu? Bir başkası taksın yüzükleri. Neden? Ne oldu yenge, anlatsana. Söylememem lazım, biliyorum. Senin saadetin için söylememem lazım. Ama onun üzülmesine de gönlüm razı olmuyor. Ne var bunda üzülecek? Neyi söylemek istemiyorsun? Her şeyimiz ortada. Benden gizli neyiniz olabilir ki? Yüzükleri o takamaz. Söylesene, niçin ama? İkiniz de aynı şarkıdaki kızı seviyorsunuz. Ha? Anlamadım. Nişanlanacağın kız, onun sana bahsettiği kız. Onu sevdiği kız. Beraberce aradığınız kız. Olamaz, imkanı yok bunun. Yavaş konuş, ben gördüm. İnanmıyor musun bana? Gözümle gördüm. Demek benden bunun için kaçıyordu. Turneye çıkacağız birlikte. Üzülme. Zaman her şeyi halleder. Hadi. Kıza da bir şey söyleme. Kimsenin suçu yok bu işte. Günaydın. Beni affet. İlk defa uyanamadım hayatımda. Yüzükleri aldın mı? Ne olur göster hadi. Yoksa uğursuzluk mu sayarsın? Niçin konuşmuyorsun? Bir şey ister misin? Bir kahve yapayım sana. Dur. Biz evlenemeyeceğiz. Niçin? Neden? Ne oldu söylesene. Anlatmak zor. Belki evlenecek kadar çok sevmiyorum seni. Belki kendimi sana... Belki bir başkası daha çok mesul edersin. Anlatması zor. Anladım. Üzme kendini. Benim yüzümden üzülme. Anahtar paspasın altında yoktu.
döndün demek. Sağ ol. Ama bilmem, içimde bir hüzün var gene de. Halbuki çok sevinmem lazım, sevinmem lazım. Yoksa sen de mi istemiyorsun beni? Ben de mi? Gidiyordum. Bana verdiğin şeyleri getirmiştim. Senin bana verdiklerini de istiyor musun? Onları geri veremem. Elimde değil. Sıcacık bir şeydi. Elle tutulmayan. Hissedilen sadece. Yürek çarpıntısı gibi. Yürek çarpıntısı nedir bilir misin? Demek seni istemedi. Ama niçin? Niçin? Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir tuhaflığın var senin. Ne oldu? Hiç. Nerede? Kim? Şarkılardaki kız. Söylemiştim sana. Serap gibidir. Birden yok olur, kaybolur gider. Öyle söylemiştim. Gitti değil mi? Gitti. Bırakmayacaktın. Arada ne olursa olsun engel olacaktın gitmesine. Ondan evlenemezdim artık. Ben söyledim gitmesini. Allah Allah. Sebep? Bir başkasını daha çok mesut edebilirdi. Kusura bakma arkadaş. Enayiliğin bu derecesine rastlamadım. Ya şu haline baksana. Neymiş? Bir başkasını daha mesut edermiş. Ya sen çıldırdın mı Allah aşkına? Acını anlıyorum. Ben çektim 100 mislini biliyorsun. Onun için söylüyorum bu acıya dayanılmaz. Unutabiliyor mu insan zamanla? Unutulmuyor. Ama anlatması zor. İnsanın başına bir kere geliyor böyle bir şey. Anlıyorsun değil mi? Benimkisi şaşkınlık. Tabii anlıyorsun canım. Ama gülebiliyorsun bak. Gülüyorum. Gülüyorum çünkü ben onu buldum. Tekrar buldum. Kimi? Benim şarkımdaki kızı. Döndü demek. Döndü ya. Aslında gitmemiş. Hep varmış. Yaşamayı hiç bu kadar sevmemiştim. Artık bırakmayacağım onu. Evleniyoruz. Yarın da nikahımız var. Sen şahidim olacaksın, onun için geldim buraya. Hep ben senin yüzüklerini takacak değilim ya. Öyle değil mi arkadaş? Yarın saat 2'de gazinoda kıyılacak nikahımız. Hem de şöyle şanlı şöhretli, sazlı sözlü. İnsan 40'ından sonra dünya evine girerse nikahı da sazlı sözlü olmalı. Hadi, sen de üzme artık kendini. Seninki de döner herhalde. Hadi. Şarkılar seni söyler, dillerden almadım. Dillerden almadım. Aşk gibi
sendin demek. Tebrik ederim. Ne kadar sevindim bilemezsin abiciğim. Bilmez miyim ne kadar sevindiğini? Seni biraz üzdüm, hoş gör. Demek şarkılardaki kız dediğin... Başka kim olabilir? Senelerdir bizim uzatmalıyı seviyormuşuz da... meğer haberimiz yokmuş. O da senin gibi iş çıkartmış, başımıza yanılmış. Neyse, biraz vakitlice haber verdi de durumu. Ya nedir bu kadın milletinden çektiğimiz be? Darısı başına arkadaş. Hadi durma, koş. Bir daha da elinden kaçırma onu.